Dünya 60 mikser yolumuzun Akdeniz'e kadar ulaşacak olan yolumuzun temel atmasını Rabbim bize nasip etti. Başlamak bitirmenin %50'sidir. Biz de başladığımız her işi bitirdik. Bunu da inşallah en kısa zamanda bitireceğiz. Ben bu vesileyle sizleri saygıyla selamlıyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Bu yol aslında sadece Tokat'ı bağlamıyor orduya, dünyaya, Akdeniz'e bağlamıyor. Aynı zamanda Akdeniz'i Karadeniz'e bağlıyor. Yani iki denizi bağlıyor, iki medeniyeti bağlıyor, iki ekonomiyi bağlıyor. Bundan sonra bizim ordu tabiri gönlümüzü zengin olacağız. Hepinize saygılar sunuyorum. Gerçekten de Türkiye'mizde en önemli yollardan, akslardan birisi bu güzergahtı. Akdeniz'i Karadeniz'e bağlayan, Tokat'ımızı başkent, danışmetlerin başkenti olan Niksar'ımızı Ünye'ye bağlayacak olan, sahile ulaştıracak olan ana akslardan birisi. Bakanımız bakanlığa başladığından itibaren özellikle bu yolu gündemine aldı. Ben kendisine hasreten şükranlarımı arz ediyorum. Ünye'li, Akkuşlu, İkizce'li, Çaybaşı'lı hemşehrilerimiz, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hayalimiz olan Ünye, Akkuş, Niksar yolunun açılış merasimine hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Ben ordulu olarak bu yolu çok fazlasıyla kullanmış olan birisi olarak, şimdi de Tokat'a hizmet etmekle onur duyan birisi olarak hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Bu bölgede 20 büyük yatırımla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Teşkilatı işçisinden mühendisine kadar tarih yazıyor. Kim ne deseniz hizmet yapanın, bir tuğla dikenin, bir simit çakanın teşekkür etmemiz lazım. Teşekkür etmemiz lazım. Samsun, Ordu ve Trabzon artık el ele büyüyecek. Samsun'da kıymetli bakanımız Mehmet Muş var. Ordu'da ben varım ve kıymetli çalışma arkadaşlarımız var. Ve Trabzon'da da Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız var. İnşallah Doğu Karadeniz bundan sonra bambaşka olacak. Yatırımlarıyla, hizmetleriyle Türkiye'nin rekabet edebilirliğinde çok daha üst seviyelere gelecek. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yola devam edeceğiz ve ordudan gür bir sesle bu Türkiye yüzyılı hikayesine ordu bambaşka katkılar yapacak. Karadeniz bir başka. Ordu bambaşka. Orada anlatılmaz yaşanır değerli arkadaşlar. O yüzden ordu için ne yapsak azdır, yerindedir ve yapmaya da devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 21 yıldır orduda çok işler yaptık, bitirdik. En bilinli Bolaman virajlarındaki Ece telleri döktüğümüz günleri çok iyi hatırlıyoruz. Onun üzerine devam eden işler. Bakın Sayın Cumhurbaşkanımızın AK Parti hükümetlerinin orduya veren değeri en güzel anlatan bir iki tane örnek vereceğim size değerli arkadaşlar. Sadece Ulaştırma Bakanlığı orduda tam 45 milyar liralık yatırım yaptı değerli arkadaşlar. Tam 45 milyar liralık. Şu anda da sadece Karayolları Genel Müdürlüğü ordu genelinde tam 20 tane projede ve maliyeti 20 milyar lira olan projelerimizde yoğun bir çalışma gösteriyoruz. Sadece ordu çevre yolunda değerli arkadaşlar, tam 24 kilometrelik yolumuzun 9,5 kilometresi tünel değerli arkadaşlar. Şu an devam ediyor. İşin %70'inden fazlasını da bitirdik. İnşallah en kısa zamanda bitireceğiz. Bu vatan öyle kazanılmadı. Bu huzur ve güven ortamı kolay elde edilmedi değerli arkadaşlar. O yüzden bunun kıymetini bileceğiz ve bu vatanımıza, milletimize sahip çıkacağız. Bu 21 yıllık istikrar sürecinin artarak devam etmesi gerekiyor. Ondan sonra bu projelerimizi de alıp bitiririz. Yenilerine başlarız değerli arkadaşlar. Hiç sorun değil. İnşallah yolumuzun açılışında buluşmak üzere. Ya Allah, bismillah, hayırlı uğurlu olsun. (Gülüyor)